Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda Çağlayan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok minnoş bir bebek yeleği çalışması yapacağız. Bu yeleği 1 yaş için daha önce sizlerle çalışmıştık. Yeleğin üst robasını daha önce sizlerle çalıştık. Bugün ise bir yumaktan bir yelek çalışmasıyla birlikteyiz. Yeni doğan 0-3 aylık ölçülerde aynı modelde yine bir yelek modeli çalışacağız. Niye sürekli bu yelek modelini çalışıyoruz diye sorarsanız, daha önce de söylediğim gibi en çok sipariş aldığım, en çok satış alan yelek modeli, herkes tarafından çok seviliyor. Örülmesi de çok keyifli olduğu için sizlerle her bedenini çalışmaya gayret ediyorum. Şimdi arkadaşlar, daha önce anlatmışım ama yine detaylarını vereyim sizlere. Yakadan başlayacağız. Dikişsiz bir şekilde roba ayrımlarını yapacağız. Sonra kollarını bedenden ayırdıktan sonra model kurulumuna geçeceğiz. Yine aynı şekilde 4 tane ilik düğmemiz olacak. Sadece bu yeleğimiz 1 yaş 0-3 ay ölçülerinde olacak. Şöyle arkadan da detaylarını göstereyim sizlere. Yakından da göstereyim. Ve ajurlar var burada, görmüş olduğunuz gibi. Ortalarında V ajurlar var. Bu ajur tepeleri düz örgüden, aradaki V ajurlarsa haroşadan oluşuyor. Aynı modeli görmüş olduğunuz gibi roba kısmında da uyguladım. Şimdi eğer sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. İpim Nako Elite Baby. Renk numarası 4687. Bir yumak yeterli olacak arkadaşlar. Yalnız benim elimin sıklığına göre bir yumak yeterli. Eliniz eğer gevşekse belki bir yumaktan fazla gidebilir. Onun tam olarak ölçüsünü bilemediğim için. Çünkü geçenlerde bir yumaktan bir yelek çalışması yapmıştım. Bir kız yelek modeliydi. Bende tam bir yumak gitmişti. Altına birkaç kişi yazmıştı bir yumaktan fazla gitti ip diye. Dediğim gibi bu tamamen sizin elinizin ayarına göre değişiklik gösteriyor. Şiş numaramsa 3,5 arkadaşlar. Misinalı şiş kullanıyorum. Elinizde düz şişiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. 0-3 ay için 72 ilmek atarak başladım. Sonra her zaman olduğu gibi ön yüzden saydığımızda 1-2-3 dişe tamamladım yaka kısmını. Yakamızda toplamda 4 diş haroşamız olacak. Şimdi ön yüzden 3. diş haroşamı da gittim. Arka tarafını giderken ilk iliğimi açacağım. Erkek bebek için yapıyorum şu anda. Kız bebek için yapıyorsanız sağda, erkek bebek için yapıyorsanız solda olacak şekilde ilik düğmemizi açacağız. Şimdi 3. dişin arka tarafına gidiyorum. Sol şişimde 4 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örgüme devam ediyorum. Biraz uzun konuşmuş olabilirim. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Tüm detaylarıyla sizlere anlatmak istiyorum. Herkes rahatlıkla yapabilsin diye bu şekilde detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sol şişimde 4 tane iliğim kalana kadar bu şekilde haroşa olarak ördüm. İlk iliğimi açıyorum. Bir tane artış yapıyorum öncelikle. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte haroşa olarak kestim. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. İlk iliğimi açtım. Her bir ilik düğme arası 12 diş olacak arkadaşlar. Ve haroşa olarak ön yüzdeyim. Örgüme devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk iliğim açıldı. Hızlıca yakayı 4 diş haroşaya tamamlayıp döneceğim. Daha sonra birlikte roba ayrımına başlayacağız. Yakamızı toplam 4 diş haroşaya tamamladık. İlk iliğimizi açtık. Yine tekrar edeyim. Her bir ilik düğme arasını 12 diş haroşa olacak şekilde yapacağız. Ve şimdi başlayalım artık ajurlarımızı yapmaya. Robamızı ayrımlarını yapmaya başlıyoruz. Şu ayrım yaptığımız yerler haroşa, geri kalan tamamı düz örgüden oluşuyor. Öncelikle 7 ilmek kenar pat kısmı ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Önler 14, kol 8. Arka 24 ilmek olacak şekilde roba ayrımlarını yapıyoruz. Ön 14 demiştim. 7'nin üzerine sayıyorum ve düz örgüle devam edeceğim. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. 14 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bir arttıracağım. Bir haroşa bir arttıracağım. Dedim ya, şu V ajurun olduğu yerler haroşa olarak örülecek. Bir tane arttırıyorum. Bir ilmek haroşa, bir tane arttırıyorum ve kol için 8 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek kol için ördükten sonra yeniden şurada olmuş olduğu gibi bir tane artıracağım. Bir haroşa, bir ilmek artış yapacağım. Arka beden için 24 ilmeğimi artış yaptıktan sonra düz örgü olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. 24 ilmeğimi ördükten sonra bir artır, bir haroşa, bir artır yapacağım. Bir arttırdım, bir haroşa, bir arttırdım. 8 ilmeğimi kol için öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördükten sonra yine bir artır, bir haroşa, bir artır yapacağım. Bir arttırdım, bir haroşa, bir arttırdım. Kalan 14 ilmeğimin 7 tanesini düz örgü olarak örüyorum. 7 tanesini haroşa olarak örüp bitireceğim. 2 4 6 7 2 4 6 7. Evet. Arka tarafta haroşaları haroşa, düzlerin arkasını ters örgü olarak öreceğim. Yani haroşa dediğimiz yerler artış yaptığımız ve bir haroşa ördüğümüz yerleri haroşa olarak, geri kalan ayırım yaptığımız yerleri de ters örgü olarak örüyorum. Öncelikle arka taraftayım. Öncelikle 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ben haroşaları da tersten ördüğüm için bu sıranın tamamını ters gidiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Kalan 7 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ve artış yaptığım, hani bir artış, bir haroşa, bir artış yaptığım ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Burada 3 tane haroşam var yani. Geri kalan ilmeklerimi de bu şekilde tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca bu sırayı tamamlayalım. İlk artış sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci artış sıramızdayız. Ve ajurlarımız bitene kadar başladığımız sayıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yani yine 14, 8, 24 olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 7 ilmek haroşa, 7 ilmek düz olarak 14 ilmeğimi tamamlamış oluyorum. 14 ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırdım. Ortada bir tane haroşam vardı. Bir önceki sırada sağından ve solundan artış yaptığım için 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 8 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artırdım. 24 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Daha önce de anlattığım gibi bu V ajurlarda başladığımız sayıyla başlayıp bitirip sonraki ikinci V ajurda bir önceki sırada yaptığımız artışları sayılara ekliyoruz. Şurada içinde bir düğüm var. Bilmiyorum neden. Onu bir hemen açıp döneceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. 24 ilmeğimi örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane arttırdım. 8 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir tane arttırdım. 3 ilmek haroşa. Bir tane arttırdım. 7 ilmek düz, 7 ilmek haroşa olarak örgümün ikinci sırasını da tamamlamış oluyorum.
ve ajurlar elde ediyoruz. Şu şekilde üçgenler meydana gelecek. Başlangıç sayılarımız değişmiyor. Sadece bu V ajurları yaptığımız yerde 1 ilmekle başladık, 3 ilmekle devam ettik. Şimdiki sırada 5 tane olarak öreceğiz. Hemen arka tarafı haroşaları haroşa, düz örgüleri ters örgü olarak örüp dönüyorum. Arka tarafı tamamladım, ön yüze geldim. V ajurlarımız ortaya çıkmaya başladı. Şimdi 3. sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 14 ilmeğimi öreceğim. 7 haroşa, 7 düz örgü olarak. 1 tane artırıyorum. Şimdi ise ortada 5 tane ilmeğim var. Bakın sadece V ajurların olduğu yerler artıyor. 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1 tane artırıp 8 ilmeğimi düz örgü örüyorum. Şimdi 5 ördük. Sağından ve solundan artış yaptık. Bir sonraki sırada 7 ilmek öreceğiz. 1 tane artırıyorum. 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 tane artırıp 24 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir tane artırıp 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane artırıp 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane artırıp 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve son olarak bir tane artırıp kalan 14 ilmeğimi 7 tanesini düz, 7 tanesi haroşa olacak şekilde örüp tamamlıyorum. Şimdi 3 tane ajur yaptık arkadaşlar. Hemen bir sıra daha gideceğiz aynı sayılarla. Bir sıraya daha tamamlayalım. Toplamda 4 tane ajur olacak şekilde. Çünkü zaten hep aynı tekrarladığı için. Bir sıra daha gidelim. Bu sefer 7 tane haroşa olacak şekilde öreceğiz. 4.'yi tamamlayıp dönüyorum. İlk V ajurumuzu tamamladık. 4'erli olacak şekilde. Şöyle detaylarıyla göstereyim. V ajurumuzu yaptık. Şimdi ikinciye başlıyoruz arkadaşlar. İkinciye başlarken de şöyle yapacağız. Şurası bizim tam ortadaki sağından ve solundan artış yaptığımız yer. Ve burada 4 tane, bakın burada da 4 tane artış yaptık. Nasıl başlamıştık? 14, 8, 24 şeklinde başlamıştık. Şimdi tam ortaya gelebilmek için 4 tane buradan artış yaptığım için 18 tane öreceğim. Şuraya tekrar geri dönüyoruz. Yani 1 artır, 1 haroşa, 1 artır yapacağım. 8 tane başlamıştık. 4 tane bu taraftan artış yaptım. 4 tane de bu taraftan artış yaptım. Toplamda 8 tane. Bu sefer 16 tane örüp şuraya denk gelecek. Hemen başlayalım. 7 ilmek haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7. 18 tane öreceğiz demiştim. Üzerine sayıyorum. 7 ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane ördüm ve bakın tam başlangıç noktasına geri dönmüş oldum. Bir tane artırıyorum, bir haroşa örüyorum, bir tane artış yapıyorum. Şuradayız yani. Az önce de söylediğim gibi şuraya denk gelebilmesi için 4 buradan 4 buradan artış yaptım. 8 tane de ortada ilmeğim vardı. 16 ilmeğimi düz örgü olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şurayı yapıyoruz yani. 16 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bakın tam ortaya geldim yine. Bir tane artış yapıyorum. Bir haroşa, bir tane arttırdım.
24 ilmekle başlamıştım. 4 bu taraftan, 4 bu taraftan artış yaptım. 28 tane ilmeğimi düz örgü olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pardon arkadaşlar, 28 değil 32 tane olacak. Çok özür dilerim çünkü 8 tane yemek arttırdık. Devam ediyorum. 32 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ve yine tam ortaya denk geldik bakın. Bir tane arttırıyorum, bir haroş örüyorum. Bir tane arttırıp yine diğer tarafta yaptığım gibi 16 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Arka için 32 ilmek ördük, kollar için 16, önler için de 18 ilmek olacak şekilde devam ediyorum. Ördüm, bir tane arttırdım, bir haroşa, bir tane arttırdım. Kalan ilmeklerimi geldiği gibi öreceğim. Düz örgüyle devam ediyorum, haroşayla bitireceğim. İkinci ve ajur kısmımıza da başlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, yine aynı şekilde bu arka tarafı da tamamladım. Bakın ikinci yerimizde ortaya çıktı. Yerini belirledik ve devam ediyorum. Yine aynı şekilde başlangıç sayımla başlıyorum. 18 tane ilmeğimi geldiği gibi öreceğim. 18 ilmeğimi örüyorum. Ön için 18 ilmeğimi ördüm şu anda. Bir tane artırıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 artırıyorum. 16 ilmeğimi düz örgü olarak kol için örüyorum. İlmeklerimi tamamladım. 1 tane ilmeğimi artırdım. 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1 tane artırdım. Arka için 32 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yine aynı şekilde tıpkı ilk baştaki ajurda yaptığımız gibi 4 tane ajur tamamlanana kadar başlangıç sayısıyla başladım, başlangıç sayısıyla bitirdim. Şimdi burada da başlangıç sayısı 18, 16, 32 şeklinde 4 tane ajur olana kadar bu sayılarla devam edeceğim. Daha sonra bir ajur daha yapacağız. Toplamda 4 tane ajurumuz olacak. 3 tane ajurumuz olacak arkadaşlar. 1 yaş için 4 tane yapıyoruz. Bu yeni doğan için 3 tane olacak şekilde tamamlayacağız. Şimdi şu başa kadar bir devam edeyim. Başa kadar geldim. Bir tane arttırdım. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane arttırdım. Kalan 18 ilmeğimi örüyorum. İkinci ajurumun ikinci sırasında tamamlamış oldum. Ve bu ajuru toplamda 4 tane tamamlayacağız arkadaşlar. 3 tane V ajur yapacağız. Burada 4 tane yaptık. Şimdi 3 tane yapacağız. Yine aynı sayılarımla devam edeceğim. 4 tane ajurumu tamamlayana kadar 18, 16, 32 şeklinde tamamlayacağım. Bir sonraki ajurda da yine başta 4 tane, kollarda 8, arkada 8 tane ilmeğimizi ekleyeceğiz. Yani bir sonraki V ajura başlarken, 3. V ajuru yaparken, yapmaya başlarken önlere 4 tane ekleyeceğiz. 22, kollara 4, 4, 8 tane ekleyeceğiz. 26, arkaya 4, 4, 8 tane ekleyeceğiz. 40 tane, yani 22, 26, 40 şeklinde başlayıp o şekilde 3. V ajurumuzu da tamamlayacağız. 3. V ajuru tamamladıktan sonra artık artışlarımız yeter. 4, 8, 12 tane artış olacak. Bütün ilmeklerin tamamını
Hepsini haroşa olarak öreceğiz. 3 diş haroşayı öreceğiz. Yalnız 3. dişi ön yüzden sayacağız. Arka tarafını gitmeyeceğiz. Çünkü 3. dişin arka tarafında burada görmüş olduğunuz gibi kollarımızı bedenden ayıracağız. Şimdi 3 tane V ajurumuzu tamamlayalım. Sonra üstüne bütün ilmekleri haroşa olarak gidelim. 3 diş, yalnız 3. dişin arkasını gitmeyeceğiz. 2. ilik düğmeyi de açmayı unutmayalım. 12 diş ara ile ilik düğümü açacağız. Hemen şu robamın haroşalı olan kısmına kadar olan yeri tamamlayıp dönüyorum. Robamızı tamamladık arkadaşlar. Alt alta 3 tane V ajur, daha sonra bütün ilmeklerin tamamını görmüş olduğunuz gibi 3 diş haroşa olarak ördüm. 3. dişin ön yüzünden tamamladım. Arka tarafına gitmedim. Şimdi arka tarafına giderken kolları bedenden ayıracağız. Örgümün tersindeyim ve haroşa olarak örgüme devam ediyorum. Önleri saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. 27 tane ilmeğimi ön için haroşa olarak ördüm ve şimdi kolu kesmeye başlıyoruz. İsterseniz benim kesme tekniğimi uygulayabilirsiniz. İstediğiniz gibi, yani kendi bildiğiniz kesme tekniği varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ve saymaya başlıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Haroşa olarak kestim. 1. Tekrar şişime geri takıyorum. İkisini birlikte aldım. Haroşa olarak kestim. 2. Bu şekilde devam edeceğim. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın, gayet düzgün bir kesme işlemi oluyor. Devam ediyorum. On sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki. Kol için 32 ilmeğimi bu şekilde, bakın, kesmiş oldum. Ne sıkı kestim ne de gevşek kestim. Orta kararda bir kesme işlemi yapmış oldum. Ve devam ediyorum. Arka için ilmeklerimi öreceğim. 1. Haroşa olarak örüyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Arka için
için 50 ilmeğimi ayırmış oldum. Ve yine diğer tarafta olduğu gibi yine kolu kesiyorum arkadaşlar. Aynı sayıyla bu sefer saymayacağım. Hızlıca kolu kesiyorum. Hırka olarak devam etmek isteyenler kolu kesmeyip sadece kolu örerek devam edebilirler. Hırkaya dönüştürmek isterseniz eğer. Yine aynı kararda kesiyorum. Ne çok sıkı kesiyorum ne de çok gevşek kesiyorum. Orta kararda bir kesme işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Aynı sayıda kolumu kestim. Sayalım. Tamam. Konuşurken atlamış olabilirim diye. Şimdi ön için kalan 27 ilmeğimi örüyorum. Ve böylece artık robayı bitirmiş oluyoruz. Kol altında herhangi bir artış yapmayacağız. Çünkü zaten yeni doğan için bu. Kol altında artış yapmadan örgümüze devam edeceğiz. Bir sıra daha kol altı birleştirmesi için haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Hızlıca bir ön tarafa gidelim. Bu arada ikinci iliğimi de açmıştım ben, onu da göstereyim. 12 diş arayla şurada görmüş olduğunuz gibi ikinci iliğimi de açtım. Şimdi kollarımızı artık bedenden ayırdık. Ve şimdi bir diş daha haroşa gidiyorum. Bu tamamen kol altını birleştirmek için yapmış olduğum örgü. Kol altı nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Hızlıca örüp döneceğim. Ve modele geçeceğiz. Kol altının olduğu yere kadar haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğe kadar geldim. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın. Kol altımın olduğu yere kadar ördüm. Ve direkt birleştirme işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Direkt haroşa olarak ördüm. Hiç eksiltme, artış, hiçbir şey yapmadan kol altını birleştirmiş oldum. Kol altını diğer tarafta da aynı şekilde direkt öreceğiz arkadaşlar. Bakın birleştirdim. Hızlıca bu sırayı tamamlıyorum. Arka tarafı da haroşa olarak örüp dönüyorum. Ve modele başlayacağız. Robamızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle son halini de bir göstereyim sizlere. Şimdi kuracağımız model 9 ilmekten oluşuyor. Her iki modelin arasında da bir tane haroşamız var. Yani şurası şöylece 10 ilmekten oluşuyor. Ve şişimiz de bir tane ilmeğimizi eksiltmemiz gerekiyor ki modelimiz tam otursun. Bir de şöyle şuradan göstereyim. Kesmelerimiz var, artışlarımız var, düz ilmeğimiz var ve haroşamız var. 7 ilmek haroşayla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördükten hemen sonra bir tane ilmek, şöyle yakından da göstereyim model üzerinden, bir tane arttıracağım, bir tane kesme yapacağım. Bir tane artış yapıyorum ve sola doğru kesme yapacağım için baştaki ilmeğimi çeviriyorum. Artış yaptıktan hemen sonra iki ilmeği birlikte sola doğru düz örgü olarak kesiyorum. 5 tane ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek ördükten sonra bu sefer ipimi arkaya aldım. Sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte düz örgü olarak kestim. Şurayı tamamlamış olduk. Ve bir tane artırı bir tane haroşa yapacağım demiştim. Bir tane artış yapıyorum. Bir tane haroşa örüyorum. İlk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi kafamız karışmasın ve görüntü de
karışmasın diye şöyle biraz uzakta dursun bu. Yeniden bir haroşa ördükten sonra bir tane artış yapıyorum. İkinci modele başlayacağım. Sola doğru kesme yapacağım için artış yaptıktan sonra iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. Sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 artırıyorum. 1 haroşa örüyorum. 1 artırıyorum. Sola doğru çeviriyorum. 3. modele başlıyorum. Bu çevirme işlemini sadece sola doğru kesme işlemini yaparken yapacağız. Yeniden 5 tane ilmek öreceğim. Model kendini hep tekrarlıyor arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm ve sağa doğru kesiyorum. 1 artırdım, 1 haroşa, 1 arttırdım. Sola doğru kesme işlemini yapıyorum. 5 tane ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Sağa doğru kesiyorum. 1 arttırdım, 1 haroşa, 1 arttırdım. Sola doğru kesiyorum. Son kez göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Sağa doğru kesiyorum. Sıramın sonuna kadar gideceğim. Şimdi şurada bir tane ilmek eksiltmem gerekiyordu. Bir tane örüyorum. Buradaki haroşanın ikisini birlikte alacağım. Haroş olarak öreceğim. Ve böylece bir tane ilmeğim eksilmiş olacak. Bir arttırdım. Bir haroşa kestim. Bir arttırdım. Sola doğru yeniden iki ilmeği birlikte ördüm. Burada ilmeğimiz eksilmiş oldu. Sıramın sonuna kadar bu şekilde modeli kuralım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. 5 tane düzümü ördüm. Sağa doğru ilmeğimi kestim. Bir tane arttırdım. Ve 7 ilmek haroşayla bu sıramı tamamladım. Başta nasıl başladıysak sıranın sonunda da o şekilde bitecek arkadaşlar. Arka tarafta 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra bu artış yaptığımız ilmekler, bakın şurada artış yaptığımız ilmeklerimiz var ve ortada bir tane de haroşamız var. Haroşaları ve artış yaptığımız ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Yani sadece üçgenlerimiz düz örgü, geri kalan zaten haroşa olarak söylemiştim. Şu artış yaptığım ilmeği haroşa olarak örüyorum. Hemen yanında haroşam vardı zaten. Diğer artış yaptığım ilmeği de haroşa ördüm. Geri kalan ilmeklerim tamamı ters. Hemen arka tarafı da tamamlayıp ikinci sırama devam ediyorum. Modelim yavaştan ortaya çıkmaya başladı. Yeniden ön yüzdeyim. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şurada artış yaptığım ilmeğim vardı. Şurada da kesme yaptığım ilmeğim vardı. Onu da haroşa olarak öreceğim. Bir tane artırıyorum. Sola doğru kesme yapacağım yine. Artışımı yaptıktan sonra 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bu sefer ortada 1, 2, 3 tane ilmeğim kaldı. 3 tane düzümü ördüm. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane arttırdım. Ortada bir tane haroşam vardı. Sağından ve solundan artış yapmıştım. Şimdi 3 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Artış yaptım. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum. Sola doğru yeniden kesmemi yapıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Burada üçgenleri kapatırken ortada da şöyle bir üçgen açılmış oluyor arkadaşlar. Ve yeniden bir tane arttırıyorum. Sola doğru kesmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum.
bir tane arttırdım. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Arka tarafı da örüp döneceğim arkadaşlar. Ve 3. sıramızı birlikte tamamlayacağız. Yeniden ön yüzdeyiz arkadaşlar. Baştaki bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tamam, haroşa olarak ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Yine sola doğru kesme işlemi yapacağım için ilmeğimi çevirdim. Ve sola doğru 2 ilmeğimi birlikte düz örgü olarak kestim. Ortada bir ilmeğim kaldı. Bir tane düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırdım. Ortadaki 5 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artırdım. Sola doğru kesmemi yapıyorum. Bir düz sağa doğru kesiyorum. Bir tane artış yapıyorum. Ortadaki 5 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artırdım ve sola doğru kesme işlemimi yaptım. Bir tane düzüm var ve 2 ilmeği birlikte sağa doğru kestim. Sıramın sonuna kadar yine aynı şekilde devam ediyorum. Arka tarafı da örüp döneceğim. Son işlemimiz kaldı. Üçgen kapatma işlemi arkadaşlar. Daha sonra ikinci modeli nasıl kuracağız onu göstereceğim. Hızlıca bu süreyi de tamamlayıp dönüyorum. Modelimizin son sırasındayız. Şimdi burada üçgenlerimizi artık bu şekilde tamamlayacağız. Yine kenardaki bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Üçgenimin olduğu yere kadar tamamını haroşa olarak ördüm. Yine bir tane arttıracağım. Burada 3 ilmeğim kaldı. Öncelikle baştaki ilmeğimi çevirdim ve düzelttim. İpimi arkaya aldım. Doladığım ipimi kaçırmıyorum şişimden. 3 ilmeği birlikte bu şekilde bakın arkadan şişimi taktım. 3 ilmeği birlikte tek seferde topladım. Bir tane arttırdım. Ortadaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk üçgenimi yapmış oluyorum. Yeniden bir tane artırıyorum. Baştaki ilmeği çevirdim. Artış yaptığım ilmeğimi kaçırmıyorum. 3 ilmeği birlikte tek seferde topluyorum. Bir tane artırıp ortadaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz ve böylece ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. İkinci modele nasıl başlayacağız ve ne kadar daha öreceğiz onu göstereceğim ve videomuzu tamamlayacağız. Şöyle tekrar göstereyim bakın. İlk modelimizi tamamladık. Hemen bu sırayı da tamamlayıp dönüyorum. İlk modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci modele nasıl başlayacağız onu göstereceğim. En başa geri dönüyoruz. Başta da söylediğim gibi model kendini sürekli tekrarlayan bir model. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yeniden yapıyoruz. Bir tane artırıyorum. Sola doğru baştaki ilmeğimi çevirdim. Ve kesmemi yapıyorum. 2 ilmeğin birlikte artış yaptıktan hemen sonra şurada olduğu gibi sola doğru kestim. Ortada 5 ilmeğim var yine. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan aynı üçgeni kurmuş oluyoruz. 5 ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Yeniden bakın şuraya ilk başladığım yere bir haroşanın olduğu yere yeniden gelmiş oldu. Bir tane artırıyorum. Bir haroşa örüyorum. Bir artırıp sola doğru 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ortada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördükten sonra ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum kalan ilmeklerimi. Bir tane artırıp bir haroşa
örüyorum. İkinci üçgenimi de tamamlamış oluyorum. Yeniden göstereyim. Bir arttırdım. Sola doğru iki ilmeğimi birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci üçgenimizde nasıl başlayacağımızı gösterdim. Yine burada yaptığımız gibi her başa döndüğümüzde artış yapıyoruz. Kesmelerimizi yapıyoruz. Birebir ilk baştaki üçgenle aynı şekilde öreceğiz. 5 tane alt alta bu üçgenden olana kadar örmeye devam ediyoruz. Bakın bir yaş yelekte 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7. üçgeni tamamladıktan sonra 4, 5, 6 kaç tane isterseniz dilediğiniz kadar haroşayla bütün ilmekleri örüp yeleğimizi tamamlayacağız. Şimdi ben de 5 tane modeli alt alta yapacağım ve kalan ilmekleri de haroşa olarak öreceğim ve yeleğimi tamamlayacağım. Yeleğimin bitmiş haliyle sizlere geri döneceğim. Hemen yeleğimi tamamlayıp dönüyorum. Bu arada yine tekrar ediyorum arkadaşlar. 12 diş ara ile ilik düğme açmayı unutmayalım. Hemen yeleğimi tamamlayıp geri dönüyorum. Yeleğimi tamamladım arkadaşlar. 5 tane model demiştim ama 5 tane çok küçük oldu. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modeli tamamladım. Daha sonra bütün ilmeklerin tamamını 4 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Tek seferde ilmeklerimi kesip kapattım. Çok cici minnacık bir yelek modeli oldu. Düğmelerimi henüz dikmedim. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Kalan ipimi göstereceğim. Bu kadar benim yumağımdan ipim kaldı. Ve hemen bir yaş ölçüsünde 77 ilmek atarak aynı yelekten başlamış oldum. Yani bir patik daha yapabilirsiniz yeleğe takım olarak. Kalan yumağımı da göstereyim ki şöyle istediğiniz herhangi bir model çıkartabilirsiniz. Bu yeni doğan ölçüsü. Şu da bir yaş ölçüsü arkadaşlar. Arasındaki farkı da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle koyalım. Şöyle daha net görünecektir. Ben anlatırken çok keyif alarak anlattım. Aklınıza takılacak herhangi bir şey olursa lütfen yorumlarda yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Şu anda sizler de benimle birlikte eğer örüyorsanız keyif alarak örüyorsunuzdur umarım. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.